Merhabalar herkese. Bugün Tata Steel turnuvasında dördüncü tur heyecanı vardı ve ben de sizlerle bugünden bir oyunu paylaşmak istedim. Beyaz taşlarda Şahriyar Mamedyarov var, siyah taşlarda Jan Krzysztof da var. Bakalım bu karşılaşmada neler olmuş. Beyazların D4'ü ile oyuna başlıyoruz. At F6'nın ardından C4, E6'nın ardından at F3 ile Antonín Zuhind varyantını tercih etmiş siyah beyazlar. D5'in ardından at C3 gelmiş ve C5 ile beraber siyahlardan yarı taraş varyantını görüyoruz. Şimdi C çarpı D5 alınmış. C çarpı D4'ün ardından vezir çarpı D4, E çarpı D5 ve siyahların D hattında izole bir piyonu kalmış olduğunu görüyoruz. Beyazlar hemen E4 ile birlikte bu piyona bir baskı yapıyor ve siyahların tercihi şimdi D çarpı E4 ile gel vezirleri kırışalım demek. Tabi vezirler kırışılınca siyahların roku bozulmuş olacak. Vezir çarpı D8 alınmış beyazlar tarafından. Şah çarpı D8'in ardından at G5'e gidiyor. Bir taraftan E4 baskısı, diğer taraftan at F7'den çatal istekleri var. Fil E6 ile bu istek savunulunca at çarpı E6 ve F çarpı E6. Şimdi konum size tanıdık geliyorsa geçtiğimiz yıl CCT'de oynanan Recepov So veya Magnus Carlsen So karşılaşmalarından bu varyantı devam yolunu hatırlıyor olabilirsiniz. Sıklıkla oynandı geçtiğimiz yıl bu varyant ustalar arasında. Şimdi fil G5 ile beraber at açması alındı. E4 piyonuna dolaylı yoldan bir baskısı var burada beyazların ve H6 ile birlikte Duda diyor ki o fili ne yapacaksın? Uzun rok atıyor öncelikle Mamedyarov ve şah çekmiş oluyor. Şah E7'ye gidilince fil çarpı F6, G çarpı F6 ve at çarpı E4 ile beraber vermiş olduğu piyonu şimdi E4 karesinden geri almış oldu. Siyahların taşları yerli yerinde duruyor. Sadece şahı E7'de onların gelişmesine biraz zaman harcaması lazım. Bunu söyleyelim. F5 oynuyor öncelikle ve diyor ki E4'teki atı kaçma Medyarov. At G3'e kaçılınca H5 oynanıyor. Hem H6 karesini kullanımını açtı hem de ileride H4 oynayabilirim diyor burada Duda. Fakat beyazlar da F1'deki filini C4'ten gelişerek yoluna devam etti. Tabii ki E6 piyonunun ve F5 piyonunun belli başlı zayıflıkları olduğunu görüyoruz. Özellikle kalenin E hattına gelmesiyle beraber hem E6 hem F5 piyonları zayıflık olarak istenen bir vaziyette kalmış olacak. At D7 oynanıyor şimdi Duda tarafından. At geliştirildi. Aynı zamanda tabii ki şu tehdide de dikkat etmek lazım. C hattında bir önlem almak lazım. Şah B1 ile önlemini almış Mamedyarov burada. At E5'te ver fili dendiğinde fil B3'e çekmiş Mamedyarov ve şimdi Şah F6 geliyor. O E hattı baskısını tabii ki olabildiğince erken karşılamak isteyecek siyahlar. Kale H1 geldi şimdi. E5 baskısı, dolaylı yoldan da bir E6 baskısı var burada. Özellikle F4'lere tabii ki dikkat etmek lazım. Bu yüzden kale E8 oynuyordu da ve E6 piyonunu peşinen savunuyor şimdilik. Fil A4 ile beraber ver E8'deki kaleyi. Kale E7'ye gitti. Henüz H8 ve F8 taşlarını geliştiremedi gördüğünüz gibi siyahlar. Ve beyazlar şimdi H4 ile beraber diyor ki sen süremezsin o H4'ü, ben sürüyorum diyor. Fakat Duda'nın cevabı at G6 olmuş. At G6 ile birlikte ben H4 piyonunu istiyorum diyor. Atım D5'te zaten şu an bir iş yapmıyordu diyor aynı zamanda. H4'ü birinin savunması lazım. Mamedyarov kale D4 ile beraber o piyonu savunmuş ve E6 baskısı gidince Duda o kareyi açık bir hatta C7 karesine koymuş oldu. Fil B3 tekrar E6 baskısı Duda'ya burada E5'i sürdürüyor. Şimdi E6 zayıftı. O zayıflıktan kurtulduk mu? Ya kaleyi istiyoruz. Bu hamlelik böyle kurtulduk gibi gözüküyor ama hala E5 ve F5 piyonları baskı yapılabilir durumda. Onu da ben belirtmiş olayım. Burada Mamedyarov kale D8 oynuyor ve henüz bu filin gelişmesini istemediğini de söylüyor. Tabii ki bu filin D6 karesini tutması lazım öncelikle. Aksi takdirde ya mesela fil G7 gibi bir şey oynandığında kale D6 tehditleri bu filin buradaki konumu şahı olabildiğince sıkıştırıyor. Şahın sadece E7'ye gidebildiğini ve G6'dan atın boşta kaldığını görüyoruz. En basit varyantlardan bir tanesi bu şekilde gelişebilir. Bu yüzden henüz bu taşları elleyemiyordu da. Yani fili başka yerden geliştirsek bu sefer kale çarpı H8, at çarpı H8'de atımız geriye doğru gitmiş olurken buradaki piyonun boşta kaldığını görmüş olacağız. At çarpı H4 almaya karar veriyor burada Duda. Doğru bir tercih bilgisayardan bakıldığı zaman da at çarpı H4'ün ardından kale E8, E5 piyonuna bir baskı ve bu E5 piyonuna baskı at G6'ya geri dönülüp E5 piyonunun savunulmasıyla bitiyor. Ve şimdi Mamedyarov'un hamlesi kale E6. Rakibi zorlayan bir hamle. Rakibin şahının konumunu sorgulayan bir hamle. Çünkü bu şahı nereye oynarsınız? Şimdi size soralım öncelikle. Çünkü eğer F7 gibi bu filin çaprazı olan bir yere oynarsanız açarak şah tehditlerinden özellikle
taş kaybetmeniz çok doğal olur. Peki G7'ye giderseniz ne olur? Orada da at F5 işleri var. At F5 ile beraber gene benzer işler. Bu filin çaprazına da oynayamadığımızı tekrar hatırlarsak, şahın sadece H7 yuvası var. Oraya da fil C2'den bakmış olacağım ve yine şahın konumunun oldukça sıkıntılı olduğunu görmüş olacağız. Kale E6'ya bu yüzden şah G5 de çözüm bulmayı tercih etmiş Duda. Ve şah G5'in ardından şimdi fil C2 ile birlikte F5 piyonu baskısı var. Aynı zamanda dikkat edilmesi lazım. Yani G5'teki şah böyle mat oldu olacak bir konumu var. Henüz kendi taşları ona yardımcı olabilmiş değil. Enteresan bir konum oldu. Mamed Durov istediği baskılı konumu elde etti mi görmüş olacağız. Burada Duda'nın hamlesi H4. Sen F5'i alabiliyor musun diyor. Çünkü ben G3'teki atı istiyorum. F5'i almanın iki tane yolu var. Gelin ikisine de bakalım. Öncelikle at çarpı F5 alırsak rakibin kale çarpı C2 hamlesi var. Şah çarpı C2'den sonra şah çarpı F5 ile beraber iki alete kale bir konum kalmış oluyor. Burada siyahların üstünlüğü var diyebiliriz. Peki fil çarpı F5 alamıyor muyuz? Fil çarpı F5 alındığı durumda da H çarpı G3 boşta kalmış oluyor. Fil çarpı G6 alınırsa da F2 piyonu alınıyor ki kalelerin hatlarının açık olduğunu düşünürsek siyahlar adına yine daha kolay variantlar var gibi gözüküyor burada. Bu yüzden Mavedorov'un başka bir çözüm bulması lazım. O çözümü kale E3 ile buluyor. Yine enteresan hamlelerden bir tanesi, çünkü at ve kaleyi böyle genelde koymayız. Neden? Çünkü piyon sürülür, çatal olur. Ve bu varyantta çatal olursa kale çarpı G6 ile güzel estetik bir mat bizi karşılıyor olurdu. Tabii ki bu oynanmıyor tahtada ve Duda'nın bir şey yapması lazım şimdi. Ne yapsın Duda? Öncelikle H çarpı G3'e bakalım tabii ki. F4'ü oynayamadığımızı gördük. H çarpı G3 oynanırsa Mamedyarov'un tercihi kale çarpı G3 olacak ve G6 atı düştü gibi duruyor ama yine varyantlar o kadar kolay değil. Ustalar hani bu bir hamlelik şeylerden ziyade daha derin düşünceler peşinde. Çünkü şah F4 oynanabiliyor ve sen gidip kale çarpı G6 alamıyorsun. Kale H1'den sonra mat olmuş oluyorsun. Kale D1 oynayacağım. Kale çarpı D1 mat olmuş olacaksın. Bu yüzden başka bir şey lazım. Bir ufak ustalık daha lazım orada. Kale F3 oynuyorsun. Kale F3'e şah G5 gelirse veya şah G4 gelirse zaten kale G6 boşta. Şimdi F5 alınıyor ve şah kaçılırsa eğer şahın yine kaçabileceği yerler var. Ya has sütununu kapatacak şah ya G6 atını bırakmak zorunda kalacak. Enteresan baktığım varyantlardan bir tanesi şah H6 oldu, yani en azından ata tutunsun dedim ama burada da kale çarpı E5 ve F4 F5'lerle beraber gerçekten G6 atına baskı çok kuvvetli bir şekilde gerçekleşecek. Enteresan durumlar var burada. Beyazın üstün olduğu durumlar var diyebilirim ama dediğim gibi çok fazla karışık, oyuncuların bunları hesaplaması gerekiyor. Burada Duda'nın tercihi E4 hamlesi oluyor. E4 ile beraber diyor ki ben bu filin çaprazını kapatacağım. Bu filin çaprazını artık ben kapatıyorum, yani eskisi kadar kuvvetli kullanamıyorsun. Hala H çarpı G3 istiyorum. Ne yapacaksın diyor Mamedyarov'a ve oyunun kaderini etkileyen tercihlerden bir tanesi de zaten burada geliyor. Mamedyarov burada at çarpı F5'i tercih ediyor. Diyor ki ben atı geriye kaçacağıma F5 piyonla vururum ve beyaz filim inanılmaz şekilde aktif olur. At çarpı F5'e şah çarpı F5 alınıyor ve kale 3 çarpı E4 ile beraber burada dikkat edilmesi gereken bazı varyantlar var. Şimdi bu şah nasıl canlı çıkacak burada hepimiz merak ediyoruz. En kısa yoldan gösterelim. Siyahlara boş bir hamle yaptığımızda beyazların ne istediğine bakmış olalım. Beyazlar E5 ile beraber, kale E5 ile beraber çifte şah çekiyor. Hem fille hem kaleyle. Nereye kaçtığının önemi yok. Burada yani G4 veya F4'e de kaçsa benzer işlerle bir merdiven matı stili mat var. İkisinde de eşit hamleler boyunca. Bu yüzden bir önlem alması lazım. Özellikle bu filin çaprazına bir önlem alması lazım siyahların. O önlem de kale çarpı C2 ile doğru bir önlem olarak geliyor. Fili o tahtadan kaldırıyor. Kalite pahasına Duda şah çarpı C2'nin ardından tahta enteresan bir yerlere gitti. Ne oldu? İki alete kale kaldı. Fakat şah zor durumlarda, o iki kale neler yapabilecek? Kale, at ve fil koordine olabilecek mi? Hepsini birazdan izleyeceğiz. Fil C5 ile beraber oyunun 31. hamlesinde o fil, F8'deki fil geliştirilebiliyor. Fakat burada Mamedyarov o F5'teki şahın yerini sorgulamakta kararlı. Önce bir G4 ile şah çekiyor. G4 şaha, şah G5 kaçılınca bir de F4 şah çekiyor. F4 şah çekilince eğer sen şah çarpı G4 alırsan kale çarpı G6 boşta kalmış olacak. Eğer
Oyunda olduğu gibi at çarpı f4 alırsan da kale altı e5 ile beraber ver şahı ver fili şeklinde bir çatala maruz kalacaksın. Şah çarpı g4'ünü de alıyordu da rakibinin şah kanadı piyonlarını ortadan kaldırdı fakat filini vermiş oldu. Tahta yine bambaşka bir yere gitti. Şimdi beyazların kalite önde olduğu fakat siyahların da kuvvetli bir haş geçerinin olduğu oyun izleyeceğiz. Bakalım burada kim daha değerlendirecek pozisyonu, kim daha iyi değerlendirecek. Burada yanlış hatırlamıyorsam bilgisayar eşit veriyor konumu. Yani beraberlik şansları var iki taraf adına da. Oynaması kritik varyantlar, hesaplamalar var hala. Şah f3 ile beraber e4'teki kale istenmiş. Kale b4'te b7 baskısı var ve bir an önce tabii ki Duda haş piyonunu vezire çıkmak istiyor ve h3 sürüyor burada. Fakat muhtemelen kale c3 hamlesiyle beraber yaptığı hatanın farkına varıyor. Çünkü kale c3'ten sonra sıkıntılardan bir tanesi benim kale çarpı f4'ü. Bu şahın bu ata bağlı olması gerekiyor. Bir şekilde kale çarpı f4'ü tutmam gerekiyor. Tabii ki diğer varyanta bakacağım. Çünkü ya bu adam vezire çıkmıyor mu? Gerçekten çıkmıyor mu şu adam vezire? Gelin bakalım. Şah g2 oynandığı zaman kale çarpı f4 gelebiliyor burada beyazlar. Kale çarpı f4'ün ardından sürüyorum vezire gidiyorum artık. Ne yapacaksın? Kale d4'e geliyor. Vezir çıktığında ise rakip merdiven matına benzer bir temayla beraber şahın kaçabileceği yer yok. Şah birinci yataya kaçmak zorunda ve vezir düşmüş oluyor. Buna benzer her hamlede varyantlar var ve her hamlede buna benzer konumları oluşturmayı başarıyor beyazlar. Çünkü iki kaleyle beraber bu merdiven konumu özür dilerim çok rahat bir şekilde uygulanıyor. Yani şah bir yere kaçacak. Kale çarpı h1, şah çarpı h1'in ardından kale c7 hamlesi. Buraya kadar inceledim varyantı. Buradan itibaren de beyazların kazanca yakın olduğunu söyleyebilirim. Hem şahı piyonlara daha yakın hem tempo beyazlarda doğal olarak buralarda beyazlar karşılaşmayı kazanmaya yakın olan taraf diyebiliriz. Bu yüzden şah g2 yerine şah g4 oynamak zorunda kalıyordu da ve kale cc4. Tekrar buraya baskı var ve inanmayacaksınız ama h2 işlerine yine aynı şeyler oluyor. Hatta kale çarpı f4 vurup kale h4 gelme varyantları da var. Bu yüzden benzer işler olduğu için kale f8 ile beraber Duda atı tutmayı tercih ediyor. Nasılsa haş piyonum hala var bende diyor. Fakat kale çarpı b7'ye fırsat buluyor şimdi Mamedyarov ve at baskısını kaldırsa da kalenin haş sütununa bakışları var. h2 oynanıyor Duda tarafından. Vezire çıkacak artık. Kale h7 ile o piyon savunulunca da şah g3 ile birlikte Duda diyor ki tamam ben o piyonu savundum. Şah g2 h1 kazanmıyor muyum karşılaşmayı? Kazanıyorum gibi gözüküyor ama oyunun 41. hamlesinde Şahriyar Mamedyarov şah b3 oynuyor burada ve Jan Krzysztof Duda'nın terk etmesiyle birlikte oyunun 41. hamlesinde kazanmış oluyor. Neden terk etmiş Duda? Duda haş piyonunu vezire çıkamadığını görüyor ve açıkçası kale c2 oynayacak birazdan beyazlar. Ne yapabiliriz buna? Bir önlem almak zorundayız. Özellikle şah g2 oynadığımızı düşünürsek okla göstereyim çünkü çok yanlış bir hamle. Şah g2'nin ardından kale c2 ardından h2 piyonunun iki kalenin baskısıyla beraber düşmüş olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bu kale c2'ye önlem bulamadığı için Duda kalite geri olduktan sonra bu oyunu oynamanın anlamı yok diyor. Zaman baskısı da tabii çok kritik burada. Zamanı da çok az Duda'nın. Rakibinin de tabii vezir kanadında bir piyon fazla olması kalite üstünlüğüyle beraber burada etkili olan sebeplerden bir tanesi. Mamedyarov adına iyi bir oyun. Tam Mamedyarov tarzı bir oyun diyebiliriz. Çünkü çok fazla taktik var oyunda. Çok karışık işler var ama rakibin şahının konumunu çok iyi değerlendiriyor. Çok güzel hesaplar var karşılaşmada ve bu hesaplar sonunda bir de güzel bir alet fedasıyla aslında taşların değerleri de tekrar da belli olmuş oluyor ve güzel bir galibiyet diyebiliriz beyazlar adına. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim oyun buydu. Sesimde veya işte anlatımda biraz sıkıntı olduysa ufak bir sağlık problemim var diyebilirim. Ona verin diyelim bu videoluk. Şimdilik kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Diğer videolarda görüşürüz.